Herkese merhaba. Bu dersimizde de Adobe Dreamweaver CS5 ile Named Anchor özelliklerini inceleyip bir arayüz tasarlayacağız. Named Anchor aracı, sayfa içerisinde gizlenmemizi sağlayan bir araç. Ve şu simgelerle kendini tanımlıyor. Ancak program içerisinde gözüküyor, program dışında gözükmüyor. Uygulamanın son hali şu şekilde olacak. F12 deyip ya da şuradan Preview in Firefox diyelim. Mesela Dan Brown'ın hayatı ile ilgili kısmı, dijital kale ile ilgili kısım, melekler, şeytanlar, lanet noktası. Burada Dan Brown'ın sitesini tasarladık. Şimdi bu site nasıl oluştu? Adım adım uygulayalım. Ctrl N deyip yeni bir doküman açıyorum. İlk olarak bunu kaydediyorum. Ctrl Shift S deyip ana sayfa ismini veriyorum. Kaydet diyorum. Title'ıma Dan Brown diyorum. Ardından arka plan rengimi değiştiriyorum. Page Properties'ten Background Image Browse diyorum. Images klasöründe bulunan Image E308 Happy Oak. Ardından şurada bulunan menü divimimi oluşturacağım. Insert div tag, menu, new CSS rule, OK. Menü divimin boyutları 600 piksel. Direkt box kategorisine gelip bit'e 600 yazıyorum. Solda gözükeceği için left diyorum ve soldan 100 piksellik bir boşluk az. Left'e 100 diyorum. Apply Oak, Oak deyip sonlandırıyorum. Ardından içerikte bulunan metni silip imaj kısmına gelip şurada bulunan menü isimli menü barımı çağırıyorum. Alternatif tekse Dan Brown menü ismini veriyorum. Eğer daha uzun bir metnimiz varsa klasör seçeneğimizden yerini belirtip tanımlayabilirsiniz. Hemen altına 20 piksel boşluk verip Dan Brown'un hayatıyla alakalı olan divi oluşturacağım. Yukarıdan insert div tag, after tag menüden sonra olacak. Hayati ismini veriyorum. Ya da hayat diyelim. New CSS rule. OK. Background'ımız şuradaki açık maviyi kullanalım. Box kategorisinde tamamen etrafında 10'ar piksel boşluk olacağı için padding kısmındaki top, right, bottom ve left seçeneklerine 10'ar piksel boşluk veriyor. Ardından menü barımız 600 pikseldi. 20 piksel düşüyoruz. 580'e iniyor. Hit kısmına da auto diyorum. Float kısmına left. Yine margin kısmındaki left'in 100 piksel boşluk olmasını istiyorum. Sağlıyorum. Üstten 20 piksellik boşluğu vermeyi unuttuk. Hemen hayat divimin içerisine giriyorum. Box kategorisindeki taba 20 diyorum. Apply ok. Ardından diğer divimizi oluşturalım. Insert div tag. After tag. Hayat. Dijital. Kale isminde olacak. New CSS rule. OK diyorum. Bak background kısmından hemen şu background'ı box kısmına 680 hit
Auto, Float, Left, yine yukarıdan 20 piksel boşluk, soldan 100 piksel boşluk ve 10'ar pikselde iç boşluk veriyorum. Apply, ok. Hemen bunun altına melekler ve şeytanların dibini oluşturalım. After tag, dijital kale, melekler, şeytanlar. Kesinlikle Türkçe karakter kullanmıyoruz. New CSS rule. Okey. Yine bak background box 680 auto left 10 senforlu kaldırıp yukarıdan 20 piksel ve soldan 100 piksellik boşluğumuzu oluşturuyoruz. İhanet noktasının dibini oluşturalım. İhanet noktası. New CSS rule. Okey. Background'a gelip arka plan rengimiz box 680 auto left 10 senforlu kaldırıp 20 piksel boşluk ve soldan 100 piksel boşluk. Ekli ok. Da Vinci şifresi divini oluşturalım. Insert div tag. After tag. İhanet noktasından sonra Da Vinci New CSS rule. Background shrink box width'imiz 680 width'imiz auto soldan gözükecek 10 piksel içerisindeki nesneler arasındaki mesafe olacak. Senforol kaldırıp yukarıdaki nesneler arasındaki mesafe 20 piksel olacak. Yine soldan 100 piksellik boşluk olacak. Son olarak kayıp sembol. Bir sıkıntı var. 600. Bunları 680 yaptık sanırım. Şunları 580 yapalım. Şuradan hemen gelip 6'ları 5 yapıyorum. Son olarak dijital kale. Evet. Insert div tag. After tag. Da Vinci'den sonra kayıp sembol ismini veriyorum. New CSS rule. Okay. Background rengimiz yine şu renk. Box'ımız 580 otomatik olacak itimiz solda gözükecek iç boşluklarımız 10 senforolu kaldırıp yukarıdan 20 piksel boşluk soldan da 100 piksel boşluk veriyorum. Apply ok. Divlerimizi oluşturduk. Sıra geldi bunların içerik kısımlarını oluşturmaya. Ancak içerik kısmını bir sonraki videoda gerçekleştirelim. Bir sonraki videoya kadar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.